Misli TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misli voleybolun bugünkü konuğu PTT'nin deneyimli ve değerli baş antrenörü sevgili Mehmet oldu Hocam hoş geldiniz. Merhaba İstanbul'da. hoş bulduk. Bize vakit ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Rica ee, ederim biz teşekkür ediyoruz voleybola katlarınızdan dolayı. Ee, hocam bu uzun bir kariyer. Onun için burayla giriş yapmak çok vaktimizi alır diye ben burayı es geçeceğim sizinle alakalı. Çünkü anlatacağız ve bitmeyecek gibi görünüyor. Ben böyle biraz daha farklı sorularla başlayalım istiyorum. Çünkü uzun bir baş antrenörlük kariyeri var ve her zaman hocaların oyuncu tercihleri çok konuşulur ya da nasıl oyuncular tercih ettikleri sürekli tartışılır. Sizin Sezon başında kadronuzu oluştururken olmazsa olmaz dediğiniz bir tercih ya da bir mutlaka olması gerekiyor dediğiniz oyuncu stili var mıdır? Şimdi bu birkaç unsura bağlı. Yani tek bir yönden incelerseniz her yanılırsınız. Yani oyuncu bazıdan çok sisteme yerleştireceğiniz parçalar olarak değerlendirmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bir kere kural şu. Eğer belli seviyede mücadele edecekseniz bunun dünyada o hedefe gidebilmek için belli kuralları var. Bu kuralların başında file üzerinde oynadığınız yükseklik geliyor. Yani ne kadar yükseklikte oynuyorsunuz? Bunu belirlemeniz lazım. Bunun dünyadaki rakamları belli, evet. Avrupa şampiyonasıdaki belli. Dolayısıyla böyle bir seviyenin ye ulaşabilmek adına önce tercihleri yapmak zorundasınız. Sonra oyuncuların becerileri çok önemli. Yani beceri teknikten biraz daha farklı dinleyenlerin anlaması şunu söylemek isterim. Smash teknik olarak çok iyi bir yolu. oyun olan oyuncu hücumda top öldürme ve kritik sayılarda aynı beceriyi aynı tekniği doğru uygulayabilmesinden ve de kondisyon faktörlerinin çok öne çıktığı yani nedir bu işte setler 2-2 iken son sayılarda psikolojik faktörle öne çıktığı durumlarda da aynı beceri, aynı tekniği uygulayabilen kişi, becerili kişi diyoruz top öldürme evet. becerisi. Smaç tekniği iyidir ya antrenör kalkıp dediği zaman keskin çapraza vur dediğinde e, tekniği iyi olsa bile oraya vuramıyorsa her o becerili bir oyuncu değil. Becerili oyuncu olması çok önemli. Deneyim evet. e, çok önemli. Oyuncunun deneyimi çok önemli. Bütün bunların hesapladıktan sonra bakmanız gereken diğer bir unsur dünya seviyesinde oynuyorsanız dördüncü faktörü demin saydığım faktörlerinize dördüncü faktörde Oyun çeşitliliği yani siz hep aynı tip eski Rus voleybol tipinde işte 1 ile arasından geri hücumu yaptırırken 1 alt arasından yüksek top atıyorsunuz. Gamava gelip vuruyor. Dünya artık tedbir alıyor. Herkes evet. herkesi biliyor. Herkes tedbir alıyor. Yani Türkiye'de dünyanın sayılı liglerine bir olduğu için herkes tedbir alıyor. Dolayısıyla hem oradan vurabilecek hem bir taraftan vurabilecek hem alçak topa vuracak hem yüksek topa vuracak. Yani hızlıcuma uygun olabilecek vesaire vesaire becerileri olan oyun çeşitliliğinde size yardımcı olabilecek pasör ve smaçörleri bulmak zorundasınız. Tabii ki burada teknik olarak baktığınızda karşılama çok önemli. Evet. Ee, libero'nun çok önemli var. Bütün bunların hepsi bir takım kimyası oluşturuyor. Hepsini birden toparlamak lazım. Dolayısıyla özellikle bizim gibi çok geniş olmayan takımlar için bu kimyayı çok iyi tutturmak gerekiyor. Yani birbirini tamamlayan birbirinin eksiğini giderebilen fakat mümkünse de bunların hepsini birden yapabilecek, çalıştıkça yapabilecek bir takım yaratmak derdiyle seçim yapıyorsunuz. Burada da tabii birazcık amiyane kaçabilir, özür diliyorum herkesten. Tabaktaki fındıklar, bademler, şampıslıklar gidiyor. Geriye kalanlardan en iyileri bulmaya çalışıyorsunuz. Yani çünkü bütçeyle bağlaşık olduğu için. Evet. Dolayısıyla da bizim gibi takımların yapacağı en önemli şeylerden bir tanesi bana göre bu yeteneğe vasıf olabileceğini düşündüğünüz genç oyuncularla başlayıp bu oyuncuları takımıza monte edip uzun vadede, kendi oyuncunuzu yapıp hem kültürüyle hem birey olanlığı eşiyle hem de becerilerini geliştirerek kendi takımınızı uzun vadede belli bir noktaya çıkarabilmek gayesiyle evet. oyuncu seçmeye başlıyorsunuz bu sefer bu sefer böyle bir seçim. Yerde başlıyor. Dikkat ederseniz bu sene bizim takımımızın Türk oyuncu yaş ortalaması 22. Evet. Dolayısıyla bu amaçta olduğumuz, işte fiziği buna uygun dediğimiz blok, smaç yüksekliğine ulaşabileceğini düşündüğümüz oyuncularla yapmaya çalışıyoruz. Yani oyuncu seçimimizde keşke bizim de bütçelerimiz çok olsa da keşke daha fazla yapalım ama bu da bir amaçlı olduktan sonra yani hani seneyi kurtaralım değil de amacımız var. Diyoruz ki biz 200 sene içinde kendi oyuncularımızı yaratalım ve o oyuncularla arasına doğru evanjelizlere katıp biz de yukarıyla iddia olalım diye bir Evet. felsefemiz var. Buna uygun bir transfer politikası izlemeye çalışıyoruz. Umuyorum oyuncu seçimiyle ilgili sorunuzu doğru evet. yanıtlayabildim veya değişik yanıtladım herhalde bilmiyorum ama. Aslında bu seneki kadroyla çok tutarlı oldu. Yani söyledikleriniz aynı zamanda da projekte edilmiş oldu mevcut kadro yapınız itibariyle hocam. Evet. Oyunculardan bahsettik hocam. Genç oyunculardan özellikle yerli isimlerin 22 yaş ortalamasına sahip olduğundan bahsettiniz. Hem A milli takımı hem alt yaş kategorilerin çok uzun yıllar çalıştırdı ve bugün artık bir noktadayız. Sizce bu nokta yeterli mi? Özellikle oyuncu havuzundaki, yerli oyuncu havuzundaki hem mevcudu, bu seviyede oynayabilecek mevcudu, hem de bu mevcudun ortalama beceri düzeyini yeterli buluyor musunuz? Değil. Yani şöyle değil. Şimdi öğrenmenin içinde birçok faktör var. Bir kere Türkiye'deki eğitim sistemi, spor yapmaya çok müsait bir eğitim sistemi değil. Yani günümüzde sporcuların belli bir noktaya ulaşmaması için üst düzey oyuncu yaratacaksanız her günde çift antrenman yapmak zorunda. Yani 6 bin, 8 bin saati doldurmak zorundasınız. Dolayısıyla bölümü böyle olmayınca da yetişen oyuncuların hemen hepsi yarım yetişiyor. Benim dönemimde özellikle ki benim vakıf en son kariyerim sonuna kadar hep hemen hemen her sene 2000 öncesinde altyapıyı hiçbir zaman bırakmadım. 2000 ile 2008 arasında Eczacı Vakıf'ta tamamen altyapıyla ilgilendim. O dönemde ben sabah alttan antrenman yaptırıyordum. <laughs> Birinci Eyvah. antrenmanı. TVF'de de Dünya ve Avrupa şampiyonu o yıldız takımı yaratıldığı evet. iki senede de sabah altında antrenman yapıyorduk biz. Çünkü okula gitmeden önce yapmaları lazım değil mi hocam? Yani, antrenman süresini doldurmak zorundasınız. Yani... <laughs> O sürede şimdi bakın haftada bir gün izin verseniz, bir gün maç oynasalar, geriye kalan 5 günde antrenman yapsalar. Haftada 10 saat çalışıyor. 52 hafta 520 saat yapar. Biz 6-8 bin saatten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani çok önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Uzun, uzun, Dolayısıyla da şimdi o 5 gün içinde tekniğini mi geliştireceksiniz? Kondisyonel faktörlerini mi geliştireceksiniz? Algılamasını, reaksiyonunu, vizyonunu mu geliştireceksiniz? Hangisini geliştireceksiniz 5 günde? Dolayısıyla antrenman sayısını artırmadan aşağıdan komple bir oyuncu yaratabilmek çok zor bir olay. Evet. Antrenman sayısının artması lazım. Ya da eğitim sistemimizi buna uyarlamamız lazım. Yani bizim şimdi spor liselerimiz var, diğer okullarla aynı saatlerde derse giriyorlar, çıkıyorlar. Hayır, dünyada örnekleri var bunun. Neden biz spor yapan üst düzey, yetenekli bulduğumuz çocukları saat 10 ile 3 arasında derse sokmuyoruz? Ha, mecbur muyuz onlar da 5 senede liseyi bitirsin? Hayır, onlar 6 senede bitirsin liseyi. Yani ders dağılımını öyle bir sağlarsanız ki 6 sene de bitirsinler. Çünkü bizim şunu karar vermemiz lazım. Bizim sporcularımız çok kültürlü olmalılar. Çok iyi okumalılar. Çünkü tek ayakla masa gibi olur. Yani kültürüzüksüz bir kişi sahada problem çözemez. Top geldiği zaman bir karar verecek. Saniyeler içinde işte çapraza vurayım, paralel vurayım, blok üstü vurayım, plasem atayım, blok atma yapayım vesaire vesaire. Topun gelişine göre, bloğun durumuna göre, kendi Güç, sıçrama yüksekte kapasitesine göre bir karar verecek. Bu belli vizyona sahip belli kararlar verecek insanlar lazım. O zaman da kültürlü çocuklar lazım. Yani kültür seviyesini artırmamız lazım. Evet. o zaman okuması lazım. Okuyacaksa biz bunun çözümünü bulmalıyız. Evet. Her buraya gece. Çözümü ne? Çok basit. Yıllardır söylüyoruz bunu. Dünyada bunun örnekleri var. Bizim çocuğumuz ne zaman mesleğe ihtiyacı var, ne zaman olacak? İşte 30 yaş civarında okulu bitireceğini düşünüp 30 yaş altında normal hayatında mesleğini idam ettireceğini karar vermemiz lazım. Yani voleybol hayatı spor hayatı bittikten sonra diyelim. Evet. Voleybol hayatı demeyelim. peki o zaman spor hayatı bitecek bu çocukların 30 yaşına kadar bu çocuğu mezun etmemiz lazım. Zamanımız geniş. Neden biz diğerleri gibi aynı müfredatı veriyoruz? Yaygın bir program evet. uygulayalım. 4 sene bitireceğine 6 sene liseyi bitirsin. 4 sene üniversite bitireceğine 8 sene bitirsin. 12 sene. 16 yaşında bir çocuğunuz çocuğu zaman 28 yaşında mezun edersiniz zaten. Ama bunu yapmanın yöntemlerini sağlamamız lazım. Dolayısıyla aşağıdaki esas problemin çalışma ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Sonraki diğer problem, biz çocukların gelişmesi gereken özellikleriyle ilgili doğru kararları veremediğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü Türkiye'deki aile yapısı, sosyoekonomik yapı, kültür yapısı artık spor şu, sporu şöyle düşünemezsiniz. Çıktı vurdu kuvvetli falan filan. Hayır. Doğru algılayacak, doğru karar verecek. Ben bir antrenör olarak bunu hep söylüyorum bütün becerileri, bütün teknikleri çok iyi öğretebilirim. Kendi bilgim oranında çok iyi öğretebilirim. Ama top karşıdan gelirken ya da pas atıldığında çocuk karar veriyor, ben vermiyorum kararı. Evet. Saniyeler içinde. Demek ki doğru algılayıp doğru problemi çözüp kafada doğru yanıtı bulup uygulatan bedeni sağlamamız lazım. Algılaması, karar verme yeteneği olan, problem çözme yeteneği olan çocuklar yaratmamız lazım. Saliseler içinde oluyor bu. Bu saliseler içinde karar verecek çocuğu biz yetiştiriyor muyuz? Çocuğun karar verme yetkisi nerede? Evet. Anlatabildim evet, demek evet istediğim. Dolayısıyla karar vermesine uygun ortamlarda salınan. Peki bu karar verecek antrenörlerimiz var mı? Neden söylüyorum? işte agresif antrenör, sert antrenör şu falan filan var ya. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde çocuk yetişirken işte şöyle oldu, böyle oldudan çok biz nasıl yetiştirdiğimiz tarafına yönlendirip evet. yönlenip nasıl bir çocuğu voleybola ya da spora hazırlıyoruz? Ben genel spor olarak bakıyorum. Bunun kararını vermemiz lazım. Dolayısıyla bunun kararını verdiğimizde yapılacak şeyler basit dünya yapıyor, biz de yapıyoruz. Zaten yaptık. İşte, TFF Spor iki sene bir dönem çalıştık. Hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu olduk. Olabilir. Bunların hepsini Tabii. yapmak mümkün ama dediğim gibi doğru kararları vermemiz lazım. Doğru eğitim sistemi bulmamız lazım. Tabii ki rol modelleri doğru seçmemiz lazım. Mesela şimdi ülkemizde voleybol altyapısında daha çok kuvvete yönelik bir çalışma söz konusu. Evet, evet kuvvet eksiğimiz vardı ama beceri eksiğimiz bir Türk voleybolu kapasite olarak becerisi yüksek olursa yani blok alt yapmayı bilen farklı pozisyonlara maçlarına bilen top oyundurttan defans düzeyi çok yüksek takımlar yetiştirmemiz lazım. Bizim. Tabii ki bunu uygularken kuvvete ihtiyaç var ama olmazsa olmaz şey beceri ve tekniği öğretmemiz lazım. Beceri ve teknik konusunda şu andaki altyapıyı eksik görüyorum. Tabii ki siz daha uzun vadeli bir aslında bugünün sorunu değil. Bu çok daha öncesinden gelen Altı bir var. sorun Alt yapısı olarak. var. Alt var. Alt yapıda düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Hocam bir aslında antrenörlere de değindik bir önceki sorunun içerisinde. Şimdi siz bugün baktığınız zaman belki de rakip olduğunuz birçok antrenörden hem yaşça büyük hem de tecrübece öndesiniz. Evet, Önemli evet, bir çoğunluğundan. Evet. Hem bu sebepten. Hem de yeni antrenör adaylarından antrenör olmak isteyen insanlardan da bizi izleyen kişiler var. Onlar için de sormak istiyorum. Sizce bugün iyi bir antrenör olmak ve bunu da uzunca bir dönem devam ettirebilmek için nasıl püf noktalardan bahsedebilirsiniz? Birincisi sorgulayan kişi olmak zorundalar. Evet. Yani ben kendi dönemde antrenörle hiç ara vermeden bu sene 40. senemdeyim. 40 sene hiç ara vermeden 82'de başladım. O dönemde e, iletişim, bilgi çok derece azdı. E, hakikaten çok evet. azdı. Enteresan şeyler yapıp bilgiye ulaşıyorduk. Allah rahmet eylesin. Ankara'daydım o zaman DS Spor'da ve Emlak Kredi'deyken Yaşar Sevim hocamın çok yardım oldu. Yani bir handbolcu olmasına rağmen e, çok kapısını aşındırıyordum. Çok yanına gidiyordum. Çok rahatsız ediyordum bilgi anlamında. Evet. Onların her şeyi var şu anda. Ama genellikle herkes kalıplarla uğraşıyor. Yani kolayı seçmeye çalışıyor ve

çok çabuk yukarıya ulaşmıyorsa tabii burada antrenör arkadaşları suçlamak istemiyorum. Türkiye'deki kulüplerin antrenörlere bakış açısı itibariyle işte altyapıdaki antrenöre daha az para verelim. Şöyle olsun böyle olsun. Halbuki tam aksine ona yatırım yapıp onun gelişmesi lazım ve senin geleceğini hazırlayanların en iyi olması lazım. En iyi bulamayabilirsin ama o antrenörü iyi hale getirmek için çaba sarf etmesi lazım kulüplerin ki evet. antrenörlerimiz gelişsin. Ama antrenör da kendi başlarına yapacağı şey var. Sorgulamaları lazım. Neyi, niçin, nasıl yapıyoruz? Sorgulamaları lazım. Yani ben ilk defa TK ayak ucunu gördüğümde eski yıllarda gittim kendi kafam sorgulamamla basketbol antrenörleriyle konuştum tunike'nin mekaniğini bana anlatın nasıl yaptırıyorsunuz diye çünkü tek ayakla çıkıp tunike yapılıyor evet. ya da ya da değil bir de şeye gittim yüksek atlamacılara gittim tek ayağıyla basıp geriye doğru atlıyor nasıl o tek ayağın mekaniği var adımlama mekaniği nasıl bunu bana öğretin dedim gittim onlarla tartıştım. Şimdi siz bunu düşünüp bir şey nasıl yapıldığını düşündüğünüzde çare bulmaya başlıyorsunuz. O zaman da bilgi yok ama sen bunu nasıl yapıyorsun arkadaş diye gidip basketbol antrenörüyle konuştum, atletizm antrenörüyle konuştum. Evet. Bu anlamdaki araştırmayı yerine kalıp var. Mehmet Hoca'yı tanıyor. Mehmet Hocam bunu nasıl yapıyoruz diyor. <laughs> kalıp alıyor. Öyle olduğu zaman biyomekanik ve diğer konularda eksik olduğu için doğruyu öğretmekte zorluk çekiyoruz. Onun için bütün antrenör arkadaşlara tavsiyem Okumaktan vazgeçmesinler. Çok okumaları lazım. Çok araştırma lazım. Bir de sorgulayıcı. Ne, niye, niçin, ne zaman, neden? Hem bunu bilmeliler bilirlerse teşhis koymakta hatayı düzeltmekte çok kolaylaşacaklar. Öğretmekte çok kolay hale gelecek. Bu yapıya kesinlikle kavuşmaları lazım. Evet. Başka türlü bu işi beceremezler. Hocam bir de aslında biraz önce oyun yapısının da değiştiğinden aslında söz ettiğiniz... Rus ekolüne çok kısaca değindiniz. Sizce biz bugün sizin geldiğiniz o uzunca süreç içerisinde nasıl bir değişim yaşadık oyun yapısıyla alakalı ve buradan da sizce ne tarafa doğru gideceğiz? Şimdi e, doğruyu itiraf etmem lazım. Ben 40 senelik hayatımda, antrenörlük hayatımda 2 sene erkeklerle uğraştım sadece. Bir evet. Emre, erkek takım antrenörümüz görevden ayrılmıştı. Onu yerine bir 6 aylık bir dönem görev yaptım. Hem kız hem de erkek takım beraber çalıştırım o dönemde. Bir de en son federasyonda 2016 senesinde erkek altyapısının sorumluluğunu evet. aldım ama benim yıllardır seyretmekten haz aldığım kategori erkekler yani bayan bu çok hocam, önemli bir itiraf hocam bu bizim için de önemli bir itiraf yani bütün samimiyetimle söylüyorum yani biz de bunu çünkü erkek voleybolu kız voleybolun önünde çare ve çözümler üreten bir yer olarak hep öncü gidiyor yani erkek voleybolu hızlı hücumlara, sert hücumlara çözüm üretmeye çalışıyor. O çözümleri biz alıp bayan voleybolunda, kadın voleybolunda kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla ben sen mi söylüyorum? Kadın maçlarını sederken bir set, bir buçuk set dayanıyor, <laughs> dayanıyorum ama erkek maçlarını iyi bir maçı seve seve yani doyasıya seyrediyorum. Erkek maçları önemli bir unsur. Voleybolda değişen en önemli şey oyunun sertliği ve süratı çok değişti. Gittikçe de süratlendirme daha sert oynanmaya çalışılıyor. Kuvvet çok fazla, sıranlar çok fazla. Dolayısıyla gelinen nokta zaman zaman seyir seyrek gün düşünse de voleybol temaşa spordur seyir spordur falan filan diye söylense de evet. işin içindeki estetiğin bozulmaması şartıyla süratin çok şey kattığını. Dolayısıyla da süratli köşe ve geri hücumları engellemek için blokta patlayıcı yüksek daha uzun oyunculara ihtiyaç olduğu çok ortaya çıkıyor. Evet. Yani sıçramadan ortada en azından birinci tempo atakları kontrol edebilecek ve büyük adımla kenarlara yetişebilecek, yüksekliğini kurtarabilecek e, oyuncular bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Daha önemli gelecek. Bu arada tabii ki becerili oyuncular çok ön plana çıkıyor. E, bu boy şeklinde bile becerili, bu boya uygun olmayan oyuncuları çok önemli işler yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla da beceri konusunda ve patlayıcı oyuncular konusunda voleybol daha çok üstüne gidip daha onun üzerine gidecek diye düşünüyorum. Evet. Ee, hocam aslında ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle bu sezon birçok kulüp çalıştıran antrenör kadınlarda özellikle çok fazla Milli takımla da ikinci bir sözleşme imzaladı. Siz de hem kulüp takımlarında hem milli takımlarda hem uzunca yıllar çalışmış hem de bu süreç boyunca çok ciddi başarılar elde etmiş bir insansınız. Sizce kulüp takımında antrenörlük yapmakla milli takımda antrenörlük yapmak arasında nasıl farklar var? Ya da var mı böyle bir fark? E tabii ki var. Hem de çok önemli bir fark var. Milli takımda çalışmak şöyle düşünün. Bana Küba'dan takım adı söyleyebilir misiniz? Bir tane Havana'yı biliyorum. Ee... E, ama Küba voleybolu var. Var. Evet, tabii ki. Ya Brezilya'dan tamam geldiler. Neriman oynuyor, Ceren oynuyor şu anda. Takım adı söyleyebiliyoruz. Ama iki sene önce kadar Brezilya takım adı bilmiyorduk belki. Ama Brezilya voleybol diye bir ekol var. Tabii. Japon voleybolu var, Çin voleybolu var, Amerika voleybolu var, Rus voleybolu var. Dolayısıyla bahsedilmesi gereken Türk voleybolu, dolayısıyla da milli takım bir voleybolun yönetildiği yer. Yani hangi adı ne olursa olsun. Dolayısıyla da en üst düzey bir ekolün başında olabilmek, bir evet. tarzın başında olabilmek bu anlamda çok önemli. Ama benim tarzımdaki antrenörler için çok doğru mu onu bilmiyorum. Benim zaten milli takımdan ayrılma gerekçemden biri de buydu. Kendi isteğimle ayrıldım. Gerekçelerimde bir tanesi buydu. Milli takım kampı bir ay. Bir ayda oyuncunun becerilerini ne kadar değiştirebilirsiniz? Evet. Daha çok orada işte takımı bütün hale getirip ondan sonra oynatmak zorunda. Yani antrenörlüğün bir parçası var. Benim de en çok zevk aldığım şey oyuncuyu geliştirebilmek, oyuncuyu daha farklı bir evet. noktaya taşımaktan zevk alıyorum ve bu konuda hiçbir tavizim yok. Biraz becerim olduğunu da düşünüyorum. <laughs> Tabii ki. Dolayısıyla ya. milli takım sezonunda bir ayda yapamadığınız birçok şeyi uzun sezon içinde yapıp gelişimi görmek bana çok zevk veriyor. Evet. Ben onun için Kulüp antrenörünü daha çok tercih ediyorum. Evet. Gerekçem de bu. Oyuncuyu geliştirip uzun vadede farklı bir noktaya taşımak isteğinden dolayı bunu Ama diğer de ekollerle karşı karşıya gelmek, orada bir şey öğrenmek, bir şeyi kavramak adına çok önemli milli takım antrenöründe çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde de Türk voleybolu'na işte ülke voleybolu bulunduğunuz ülke voleybolu'na yön vermeye çalışıyorsunuz. Belli hedefler koyarak, belli şeyleri koyarak artı belli adalet dağıtıyorsunuz. O zaman ben altyapı sorunu yaparken de amil takım antrenörü de doğruyu bulmak adına, adaletli davranmak adına bir sürü şeyi kişiyi karşımalarak doğruları yapmak için çaba sarf ettik. Aynı şekilde yani bir ülkenin bir branşını sırtınıza alıyorsunuz. Çok önemli Hı. bir sorumluluk yani çok özel bir sorumluluk. Ve ülke değil, dünya kantarına çıkıyorsunuz, Avrupa kantarına çıkıyorsunuz. Hı. Bunun için çok önemli bir sorumluluk. Farklı bir şey ama dediğim gibi tarz olarak oyuncuları yeterli derecede değiştiremediğim için tatmin olmuyorum. Evet. Eniz Bunu Hı. söyleyeyim. Hocam dilerseniz son olarak kulüple noktalayalım. Çünkü bu sene seyir zevki açısından çok olumlu işler yaptı. Bence PTT. Siz ama e, mevcut bulunduğunuz noktayı hedef olarak görüyor musunuz? Altında kaldınız mı ya da üstüne çıktınız mı? Bu sezonu nasıl değerlendirirsiniz kulübünüz adına genel olarak? Şimdi öncelikle birazcık geriye doğru gitmekte fayda Tabii. var. Çünkü PTT kulübünün son çok eski bir kulüp. PTT çok büyük bir kuruluştur. Gelinen büyük kuruluşlarından bir tanesi. En yani büyük kuruluş şu hatta. Barındırdığı personel itibariyle, yaptığı işlevi itibariyle. Ama e, geçmişteki spordan sonra voleybolla ilgili e, başlangıcı 3 sene öncesine dayanıyor. Çok evet. eski değil. Dolayısıyla 3 sene içinde gelinen çizgi itibariyle kulübün devamlılığı sağlanması ve ivmenin giderek yukarıya doğru çıkması çok tatmin edici gözüküyor. E, daha bitmiş bir şey yok, daha gelmiş bir şey yok. Ama lig etabı için olarak baktığınızda karşılaşılan birçok soruna rağmen doğru şeyler yaptığımız şu anda istediklerimiz için de olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim Çünkü bizim gelecekte ilgili beklentimiz Eğer bu sene becerebilirsek Avrupa Kupası'na katılmayı evet. bu e, iyi bir şey olacak yani kulüp evet. açısından çok önemli bir yere gelecek Çünkü kulüp yönetimimiz özellikle başkan, başkanımız Alisan Karaca Bey hakikaten çok özel bir insan özelliği de şu ben Hani böyle artık ne yaşım itibariyle ne kariyerim itibariyle hani başkanı şöyle böyle <laughs> diyecek bir adam değilim. Ama inanan ve arkanızda duran çaba sarf eden bir kişi. Evet. Dolayısıyla bizim e, bir devlet kuruluşu olarak katı imkanlarının içinde çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. E, bu da tabii ki başkanın, yönetimi sayın e, menajerimizin, çalışanların sayesinde yani biz kulüp olmak adına çok büyük adımlar atabiliyoruz. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Bizim belki birçok kulüpte olmayan sağlık imtihanı imkanlarımız ve malzemelerimiz var. Biz oraya yatırdığımız 50 bin dolar parayı oraya yatırmak yerine bir oyuncunun transferini kullanabiliriz. Biz evet. kulüp olmaya çalışıyoruz. Farklı bir çizgide gidiyoruz. Onun için gidişatımız doğru diyorum. Sadece sonuçlara bağlı olmamalı kulüplerin gidişatı evet. sonucu. Şu anda altyapımız var. Bir defa milli takım oyuncu oluyoruz altyapıdan. Bu çok önemli bir şey. Hocam hala için. altyapı deyince gözleriniz parlıyor böyle. ışıldıyor. <laughs> evet yani kulüp deyince, başarı deyince sonuçlarla değerlendirilmek hakikaten insanı yoruyor. Evet. Ee, çünkü çok şey yapıyorsunuz. Çok büyük şeylerle boğuşuluyor. Çok emek veriliyor. Dolayısıyla emek veren sadece ben değilim. Bütün kulübün çalışanları evet. başkanımızdan tutun salondaki hizmetli arkadaşımıza kadar çok önemli bir çaba sarf ediliyor. Bu da bütün kulübün büyümesi olarak değerlendirmek lazım. O anlamda baktığımızda üzerine sonuç bir daha Avrupa kupası hakkı kazanırsak hakikaten çok başarılı bir sezon geçti diyebilirim. Evet hocam çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Oldukça da verimli bir e, konuşma oldu. Ben çünkü e, bu tür sohbetleri gerçekleştirirken insanların yıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeyi böyle buralarda aktarabilmelerini çok önemli ee, görüyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ee, umarım yine bir sonraki programlarda, bir sonraki sezonlarda tekrar görüşme şansı buluruz. İnşallah. Artık bana müsaade edin. Ya 40 sene oldu yeter. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş bırakma zamanı geliyor. İnşallah. Yani elimizden geldiğince yapılan her şey ne olursa olsun voleybola konulan bir taş olarak değerlendirmek lazım. Üzerine konulan bir taş olarak değerlendirmek lazım. PTT voleybolun bir fayda e, şey voleybolun içinde bulunan yer alan çok önemli bir yer ama PTT'nin koyduğu her taş voleybola katkı olarak gelecektir. Evet. Umuyorum her kulüp, herkes böyle düşünür. Eğer böyle olursa tekrar daha da yukarıya çıkmak için ivmeleniriz diye düşünüyorum. Çünkü evet. bir yere geldik artık daha yukarıya hedeflememiz lazım. Yaptıklarımızı biraz daha değiştirerek gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Sezonun geri kalanı için de başarılar dileyelim hocam. Teşekkür ederim. Sonra Sağ olarak. olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Misli Voleybol'un bugünkü konuğu PTT'nin değerli baş antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu'ydu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Voleybolla kalın, sağlıkla kalın.